Uzun zamandır ilk defa seyircimizle birlikte buluşacağımız, heyecanla ve coşkuyla beklediğimiz bir müsabaka, onu söyleyebilirim. Hasret bitiyor. Yani 5 haftadır kendi evimizde seyircisiz oynuyorduk. Dolayısıyla cumartesi günü stadın tekrar eski hüviyetine, kimliğine bürüneceğini düşünüyorum. Bizde müthiş bir özlem var, müthiş bir beklenti var. Aynı enerjinin ve coşkunun taraftarlarda olduğunu düşünüyorum. Ve onların desteğiyle, onların coşkusuyla, bizim saha içindeki mücadele ve azmimizle hafta sonu oynayacağımız müsabakada istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum. Her müsabakanı ayrı ayrı düşünüyoruz. Tek tek bakacağız. Her maçın önemi çok farklı ki ligdeki konum itibariyle bu maçın da önemi çok farklı. Dolayısıyla kendi evimizde, kendi seyircimizle oynayacağımız bu mücadeleyi kazanarak bitirmek istiyoruz. Bunun için hem coşkumuz var, hem enerjimiz var ama en önemlisi taraftar desteğimiz var. Bu bizim için çok önemli. 15 günlük süreçte de açıkçası buna yönelik çok detaylı, çok istekli ve coşkulu bir periyot yaşadık. Bunun yansımasının da cumartesi günü sahada olacağını düşünüyorum. Ondan sonraki süreçte de zaten biliyorsunuz Perşembe günü bir maçımız var. Ama bizim için en önemli müsabaka ilk oynayacağımız müsabaka, yani cumartesi oynayacağımız müsabaka olacaktır. Her yönüyle hazırız, çok net söyleyeyim. Sahada koşan, mücadele eden, ne yaptığını bilen ve bu coşkusunu, bu enerjisini seyredenlere veren bir Konyaspor olacak. Bundan hiç şüphem yok. Zihinsel ve fiziksel olarak biz hazırız. Onu çok net söyleyeyim. Bunun haricinde söyleyeceğim de çok fazla yok. Beklentimiz büyük taraftardan. Onların bizden beklentisi büyük, onu biliyorum. Ve buna da hazırlıklıyız. Sahada bu enerjimizi de onlara yansıtacağız. Onu çok net söyleyeyim. Dış etkenlerden çok etkilenmem ama taraftardan etkilenelim. Çok 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 net söyleyeyim. Hem oyunculuk dönemimde hem de antrenörlük dönemimde taraftarın takımı için çok itici bir güç olduğuna inanıyorum. Evet, Antalyaspor'un önemli oyuncuları var. Forvet etkili mi? Etkili. Bizim de defansımız Türkiye'nin hemen hemen en iyi defans yapan takımlarından biriyiz. Biz de ofansif anlamda neler yapabiliriz bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ki özellikle son oynadığımız Sivas maçında 8 tane çok net pozisyonumuz var. Yani çok pozisyona girmede çok fazla zorlanmadık. Bu bir gelişimin ilk işaretiydi. Dolayısıyla bunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bizim için ne kadar önemliyse rakip için de o kadar önemli. Yani biz 10 puandayız, rakip 12 puanda. Çok fazla puan farkımız yok. Dolayısıyla alacağımız bir galibiyet rakibimizin üzerine çıkaracaktır bizi. Belki birkaç rakibin üzerine çıkaracaktır. Onun için biz kendi penceremizden baktığımız zaman evet, doğru analizleri yaptık. Buna uygun çalışmalarımızı yaptık. Bunu sahada cumartesi uygulayacağız. Dediğim gibi zaman zaman oyun içerisinde gelgitler olabilir. Önemli olan taraftarın takımına 90 dakika boyunca destek olması. O desteğin neticesinde de istediğimizi alacağımızı düşünüyorum.